Evet biliyorsunuz arkadaşlar artık bu bilinmeyen bir şey değil. Çin podcastlerimi takip ediyor. Bunu artık herkes biliyor. <laughs> ben burada ne dersem hemen uygulamaya koyuyor adamlar. Şimdi de telefonları yüz tanıma zorunluluğu getirmişler. Akıllı telefon alacaksan yüz tanıma programıyla o telefonu kendine kaydettireceksin. Aslında şey de güzel olur. Çalınma olayını bitirirler. Böyle bir şey olursa çalınma olayı da biter yani. Onun da hackini bulurlar gerçi değil mi? Bir ara Facebook... Yapacak diyorlardı Ne kadar asparagas ne kadar gerçek Bilemiyorum Ancak yavaş yavaş insanların aklı başına Gelecek ve her zaman olduğu gibi Benim söylediğim daha yumuşak Daha ılımlı Yöntemler yerine bir anda Aşırı sert yöntemler kullanılacak Ha bu arada yaşasın komünizm Komünizm özgürlüktür Diyen arkadaşlarımızda üzmeyelim Çin gerçek komünizm değil İşte neydi onlar komünizmi yanlış anlamış Komünizm dediğin herkese özgürlüksü yersen gün gelecek sosyal medya hesapları da bu şekilde yüz taraması parmak izi taraması ya da en basitinden cep telefonu kaydı zorunluluğu getirecek. Daha önce bir kere olmuştu bu sonradan işlerine gelmeyince değiştirdiler. Ben çok basit bir şey istiyorum. Instagram'da YouTube'da Facebook'da Twitter'da en azından böyle bir opsiyon olsun tamam mı? Yani cep telefonuyla ya da ne bileyim yüz tarama teknolojisi gelişirse onunla bir şekilde, hesabını gerçek bir kimliğe tanıtma şansı olsun. Opsiyonu isteyen yapsın bunu. Ama sosyal medya hesabı sahiplerinin de ben sadece hesabı tanımlanmış kişilerle iletişime geçmek istiyorum. Diğerleri beni göremesin diyebilme hakkı olmalı. Kimliği gizli bir şekilde sosyal medyada takılmak özgürlükse, bu insanlarla iletişime girmemek de, bu insanlarla muhatap olmamayı seçmek de özgürlük olmalı. Tam tersini isteyen bir sürü sosyal medya kanalı veya sayfası olduğunu biliyorum. Çünkü birçok kişi zaten yorumlara bakmıyor. İletişim, etkileşim çok fazla umurlarında değil. Adam istediği kadar saydırsın, o da umurunda değil. Çünkü zaten bakmıyor yorumlara. Önemli olan o kişiler için çok fazla kelle gelsin. Çok fazla takipçi gözüksün. Bu kişiler de herkesi açık yapar. Benim gibi sosyal medyayı gerçek anlamında kullanmaya çalışan, yani mümkün olduğu kadar insanlarla iletişime girip insan gibi konuşarak fikir alışverişi yapmaya çalışmak olan kişiler de sahte hesaplara kapatır kendisini. Evet bu kişilerin özgür olma hakkı var ama benim de Instagram açabilme hakkım olmalı. Şu anda Instagram'ın özelde maalesef. Yeni alım çok çok az yapıyorum. Twitter hiç kullanmıyorum. Anca böyle link falan paylaşıyorum. Normal bir paylaşım yaptığım zaman yorumlara bakmıyorum bile. YouTube'da yorum yazan arkadaşlar onay bekliyorlar. Yani hepsi sıkıntılı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda.